Tonguç Ödemir'e hepinize merhaba. Bugün sizlerle 9. sınıf tarihte birinci dönem, birinci yazılıya hazırlık videosunu çekiyoruz. Bugün bu hazırlık niteliğini de çok iyi bir şekilde yapıp yazıldan yüksek bir puan almanın en önemli yolunu izleyeceğiz. Çok güzel sorular çözeceğiz. Çok güzel böyle bir tekrar sağlamaya çalışacağız ve bununla beraber şöyle pratiğimizi iyice yapalım. Hadi bakalım videoya başlayalım. Şimdi videomuza geçmeden evvel özellikle birinci ve ikinci üniteden sorumlu olduğunuzu unutmayın. Elinde hemen sıfırdan dokuza tarih bulunanlar. Hemen sayfa kaçlardan sorumlusunuz unutmayın. Hemen onu söyleyelim. Bakın sayfa 12'den başlayacaksınız tarihin konusu ve kapsamından. Ta ki nereye kadar geliyorsunuz? Sayfa 58'e kadar kanunlar doğuyor. Tarih ve zaman insanların ilk dönemleri konuları burada pratik bir şekilde sizin hem konuları hem de hemen yan tarafta soruları çözeceğiniz şekilde biz dizayn ettik. Çok güzel bir şekilde konularınızı tekrar eder, konularınızı öğrenir, sorularınızı çözer, pratiklerinizi yapar ve yazılı ya da sağlam bir şekilde hazır olursunuz. Özellikle Dinamo kitabına gelecek olursak, Dinamo'da da birinci ve ikinci üniteden sorumlusunuz ama Dinamo'da çok güzel bir yer daha var. Onu söyleyelim. Şimdi Dinamo'da sayfa 11'den başlayacaksınız. Sayfa burada 72'ye kadar sorumlusunuz. Yani 11'den başlayıp 72'ye kadar birinci ve ikinci üniteden sorumlusunuz. Ancak mesela sayfa 35'e gelelim. 35-36'ya gelelim. 36. sayfada dikkat ederseniz bizim bir yazılı provamız var. Hem birinci ünitede hem ikinci ünitede yazılı provaları var. Bu yazılı provalarında doğru yanlış testleri, işte burada boşluk doldurmalar, değerlendirme soruları, aynı zamanda açık uçlu sorular, test soruları bunlarla beraber testleri de çözerek, yazılı provalarını da çözerek çok iyi bir şekilde tekrar yapabilirsiniz. Unutmayalım. Peki, bizim birinci yazılı konusunda bilmemiz gerekenler neler? Ona gelelim. Şimdi bilmen gereken en önemli unsur şu. Birinci üniteyle ikinci üniteyi biz video olarak konu konu kanala çektik koyduk. Canlı yayınlarda bunları işte ev okul derslerinde yerleştirdik. Bence senin yapman gereken en önemli unsur burada. Ya iki unsurda. Birinci dönem özet videolarını izle. Ya birinci dönem özet videolarını izle. Ya da konu konu birinci ve ikinci ünitenin hani videolarını izle. Videolarda şöyle kısa bir tekrarını yap. Bilgileri öğren, bunları kendi de edindir. Bunu mutlaka yapacaksın, tamam mı? Önce ders videolarını izleyelim. Daha sonra konu kapsamına baktığımız zaman, mesela bu videolarda tarih biliminin konusunun ve kapsamının neler olduğuna, işte tarihin diğer bilimlerle ilişkisi neler olduğuna bunlara bakacağız. İşte coğrafyadan nasıl etkilenir, arkeolojiden nasıl etkilenir, antropolojiden nasıl etkilenir, bunları, bu unsurları görmeye çalışacağız. Tarihin amacını ve yararların neler olduğunu bilmek zorundasın. Konu videolarında bunları özellikle notla. Yani şu kısım senin notlaman gereken kısımlar, yazılı en fazla bunlardan sorular. İşte zamandan, takvimden, Türklerin kullanmış olduğu takvim unsurlarından az sonra biz bunların da pratiklerini göreceğiz. Bunları böyle iyi bir şekilde ele alıp değerlendirmek zorundasın. Yine yazının icadı ve bununla beraber insanlık hayatına etkileri, yazının icadından insanlık tarihine meydana getirdiği değişim sürecinden, işte medeniyet havzalarına bakacaksın, bu medeniyetlerin, işte Çin medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti, Anadolu medeniyetleri, bunların tarihsel birikimleri, işte parayı hangi medeniyet buldu, Lidyalılar, yazıyı hangi medeniyet buldu, Sümerler gibi gibi, bunları iyi bir şekilde bilmek zorundasın. Siyasi gücün ve siyasi organizasyon türlerinin şekillenmesine ve hukuk sisteminin niteliklerine bakmak zorundasın. Bir de bazı kavramlar var. Bazen böyle yazılarda karşımıza gelebiliyor. Tarihin tanımını bilmek zorundasın. İşte insan faaliyeti ürünleri, yer, zaman, mekan, sebep sonuç ilişkisi içerisinde gösteren bir bilim de değil mi? Farklı bilimlerden de faydalanarak. Kaynak, bizim için birinciler kaynak, ikinciler kaynak unsuru var. Yazı soruları içerisinde var. Onu biraz daha açacağım az sonra. Kronoloji zaman unsurudur. Hangi zamanda, hangi olayların gerçekleştiğini bize gösterir. Milli kültür temel amaçtır. Tarihi öğrenerek böyle insanların milli bilinci geliştirmesi ve milli kültürü artırmasıdır. Konar göç, yaşam tarzı, insanların göçebe hayat tarzıdır. Göçebe hayat tarzıyla ne gibi değişimler meydana geldi? O unsurdur. Tabletler, yazıyı insanların özellikle ilk üzerine aktarmış olduğu unsurlardır. İlk çağda belirgin unsurlar arasındadır yazılı niteliklerin. Karum, Asurların ticaret şehirleridir. Ticaret kolonilerine vermiş oldukları isimlerden biridir. Olay ve olgu, hayatta tek tek meydana gelen yer ve zamanı belli olan niteliklere olay. Mesela 1071 Malazgirt Zaferi veya işte 1243 Köse Dağı Savaşı. Olgu ise işte bu tek tek olaylardan yola çıkarak en genel manadır. İşte Malazgirt, Miloşefon Savaşları'nı birleştir. Anadolu'nun Türkleşmesi bir olgudur. Takvim, yani insanların zamanı planladığı niteliktir. Türkler de tarih boyunca birçok takvim kullanacaklar. Az sonra yazılı sorularımız da var, çözeceğiz. Arkeoloji, kazı tekniği kullanarak yazı öncesinin dönemin aydınlatılmasında oldukça önemlidir. Efsane, sözden söze, dilden dile gelerek edebi ürünleri oluşturan unsurlardır.
Site Sümer şehir devletleridir. Kolonicilik ise özellikle yani vatan toprakları dışında burada ticari sömürmeye yönelik olarak kurulan nitelik alanlarıdır diyelim. Bu kavramlarda bilinmesi gerekir. Şimdi en güzel yere gelelim. Artık yazılıya başlayalım. Şimdi yazılıda klasik sorularımız da var. Test soruları da var. Boşluk doldurmalar da var. Birçok önemli unsur var. Tek tek bunlara bakalım. Şimdi birinci el kaynak nedir yazınız diye öğretmen size bir soru sorarsa. Senin burada kullanman gereken ilk argümanlar burada. Unutmayın bakın. Anahtar kavramlarla söyleyeceğim. İlk argümanlar. Dönemin veya olayın diyelim bakın. Olayın geçtiği dönem. Bu birinci kavram olsun. Tamam mı? Olayın geçtiği dönem. Orayı yansıtan direkt unsurlar ana kaynaktır. Yine ikinci olarak dönemin kalıntıları ana kaynak birinci elden kaynaktır. Unutmayın. Olayın geçtiği dönemde dönemin kalıntıları olan işte ferman, yazı, para, tablet bu gibi unsurlar, araç, gereç bunların hepsi ana kaynaktır. Birinci el kaynaktır. Ya birinci el kaynak demek ki bizim için neymiş? Hani olayın geçtiği dönemi yansıtan, dönemin kalıntılarının içerisinde bulunduran, o döneme ait her türlü eşya, unsur, nitelik bizim için birinci el kaynaktır. Tamam mı? İkinci el kaynak ne? O da o dönemin kaynaklarından faydalanarak daha sonra oluşturulan akademik kitaplardır. Mesela işte Halil İnalcık'ın Devleti Aliye isimli kitabı bir ikinci el kaynaktır. Niçin? Çünkü o dönemi Halil İnalcık yaşamamıştır. O dönemin kaynaklarından faydalanarak yazmıştır. Birinci el kaynak o döneme ait, ikinci el kaynak daha sonra o dönemin kaynaklarından faydalanarak daha sonra yazılan eser, kitap, akademik unsurlardır. Unutmayalım. Gelelim. Türklerin kullandığı takvimler neler? Türkler hangi takvimleri kullandı? 12 hayvanlı Türk takvimi. 12 hayvanlı Türk takvimi her yılın bir hayvan adıyla bilindiği bir takvimdir. Güneş yılı esasıdır, tamam mı? Güneş takvimi bu. 2. Türkler hicri takvimi kullandı. Hazreti Ömer döneminde oluşan bir takvimdir. Hicret başlangıç olarak kabul edilmiştir. Bu ay yılı esaslı bir takvimdir. Türkler Rumi takvimi kullandı. Osmanlı döneminde Rumi takvim, Hicri takvimle beraber kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdi. Temel amaç burada hani ekonomik ilişkileri Avrupa'ya entegre edebilmek. Aynı unsurla Büyük Selçuklu döneminde Celali takvimi oluşturuldu. Melikşah döneminde bu da güneş yılı bir takvim, esaslı bir takvimdir. Hicri takvimle beraber kullanılan bir takvimdir Celali takvim. Yine ekonomik ilişkileri düzene sokabilmek için. Bir de miladi takvim. Günümüzde geçerli olan takvimdir. Başlangıç olarak Hazreti İsa'nın doğumu kabul edilir. Güneş yılı esastır. Bunlar Türk'ün kullanmış olduğu takvimlerdir. Unutmayalım. Anadolu medeniyetleri hangileridir? Kısaca belirtiniz. Özellikleriyle belirtelim. İlk olarak kimlerden başlayalım? Hititler. Hititler Anadolu'da siyasi birliği sağlayarak devlet kuran ilk topluluktur. Hititler'de kral hem baş rahip, hem baş yargıç, hem baş komutandır. Mutlak bir monarşi vardır burada. Pankuş Meclisi vardı hatırlayın değil mi? Bir de tavana attık kraliçeleri vardı. Bu bakımdan önemliydi Hititler. İkincisi Lidyalılar. Lidyalılar özellikle kral yolunu kullanıp zenginleşen ve parayı icat ederek yani değişimde takas usulüne son verip parayı değişimin temel unsuru olarak kullanan bir medeniyeti. Bu bakımdan oldukça önemli olduğunu söylemek gerekir. Üçüncüye gelelim. Frigler. Frigler özellikle tarım ve hayvancılıkta oldukça gelişen, tarım ve hayvancılığa yönelik faaliyetlerde bulunan, mesela bereket tanrıçasına kibere diyen, dokuma halın kilimlerine burada tapates diyen, çengelli iğnelerine fibula diyen, aynı zamanda hayvan hikayeleri oluşturup bunlara fable diyen bir medeniyettir. Öyle söyleyelim. Başka kimler vardı? İyonlar. Ticaretle beraber zenginleşerek bölgede refah toplumu oluşturan ve bölgede felsefeyi başlatan, felsefe düşünce niteliğini başlatan bir medeniyetti. Bir de kimler vardı? Urartular değil mi? Urartular da Doğu Anadolu'da kurulmuştu. Van Tuşba merkeziydi. Başta Şamran su kanalı olmak üzere kadıventleri, su kanalları yaparak bölgede ilerleyen bir medeniyetti. Bir de savaşçı bir topluluktu. Savaş tanrısına da Haldi, H-A-L-I-D, Haldi adına verecekti burada. Bunlar Anadolu medeniyetleridir. Bu yüzden belki hocanız sadece ismen de size sorabilir. Bunları yazarsınız. Devam edelim. Şimdi bir tablo sorumuz var. Tarihe yardımcı bilim dallarından bazıları verilmiş. Kısaca tek bir kelimeyle bunları belirtelim. Kronoloji. Bizim için zaman endeksidir.
Yani tarihte zamansal açıdan süreci ele almak ve değerlendirmek kronolojinin temel bir unsurudur. Coğrafya. Coğrafya dediği zaman aklınıza yer ve mekan gelsin. Tarihi bu konuda yardımcı olacak ve ele alacaktır. Diplomasi. Antlaşma ve sözleşme aklınıza gelsin. Diplomasi, tarafların antlaşmaları, sözleşmeleri, bu gibi unsurlarını inceleyen ve bunları bize açığa çıkaran bir bilimdir. Arkeoloji, kazı tekniği aklınıza gelsin. Kazı tekniği kullanılarak özellikle yazı öncesi dönemin aydınlatıldığı eskinin bilimi anlamında kullanılan bir bilimdir. Devam edelim. Herhalde arma bilimdir. Armalar burada incelenir. Etnografya, kültür bilimidir. Etnografya ile kültürler incelenir ve kültürlerin yapıları görülür. Antropoloji, insan bilimidir. İnsanın sosyolojik, biyolojik ve kültürel yönünü ele alır ve değerlendirilir. Nümizmatik, para bilimidir. Paralar incelenir. Paleografya, yazı bilimidir. Yazının yapısı, temeli ve unsurları incelenir. Filoloji, dil bilimidir. Dilin yapısı, unsuru ve nitelikleri incelenir. Epigrafi, kitabe bilimidir. Kitabeler burada incelenir. Sosyoloji, toplum bilimidir. Eski toplumların yapıları, hareketleri incelenir. Ve istatistik, bu da sayısal veriler bilimidir. İşin sayısal veri noktaları istatistikten elde edilir. Yani birer ifadeyle bu şekilde söylemeye çalışalım. Unutmayalım. Hani size eşleştirme sorusu da gelebilir. Hani para hangisi, yazı hangisi, ne bileyim coğrafya hangisi, yer mekan hangisi, zaman hangisi. Eşleştirme de gelebilir. Dikkat edersiniz duruma göre. Şimdi doğru yanlış sorularına gelelim. Doğru yanlış sorularını değerlendirelim. Anadolu'daki birçok yerleşim bölgesinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda M.Ö. 9000'lerde itibaren üreticinin başladığı görülmektedir. Çayönü Höyü Diyarbakır'da ve Caferhöyük Malatya'da yerleşkelerinde dünyanın en eski buğday türlerinden biri olan Emmer Evcil buğdayının bulunması buna örnektir. Evet doğru. Doğru bir bilgi. UNESCO Miras Dünya Mirası Listesi'nde alınan Göbekli Tepe, Şanlıurfa kent merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda Öğrenci Köyü yakınlarındadır. Burada 1995 yılında arkeolog Klaus Schimmelt tarafından başlayan kazılar sonucunda insanlık ve uygarlık tarihini değiştirecek veriler bulunmuştur. Evet, Göbekli Tepe için doğru bir bilgi. Çatalhöyük'te yakın doğudaki köy yerleşmenin ilk örneği görülmektedir diyor. Halbuki Çatalhöyük bilinen ilk kent yerleşmelerinden biridir. Burası Çayönü olması gerekirdi. Bu yüzden yanlış bir ifade. Yazının icadından önceki dönem olan tarih öncesi devirler sınıflandırılırken insanların kullanmış oldukları araç gereç ve madenlerden yola çıkılır. Evet bak ne diyordun? Eski taş, orta taş, yeni taş, bakır, tunç, demir çağı diyorsun. Demek ki kullanılan madenler ve aletlerden. Mısırlar mabet ekonomisinin zorunluluğu ile sembol yazısı yani piktografik icat etmiştir diyor. Bunu icat eden, yazıyı ortaya çıkaran Mısır değil, kimlerdi? Sümerlerdi değil mi? O zaman bu da yanlış. Evet, doğru yanlış sorularımız da böyle. Şimdi geldik test sorularımıza. Test soruları çözerek devam edelim. Yukarıda bilgileri verilen medeniyet hangisidir diyor bakalım. Barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat etmişler. Galileo'dan önce burada güneş lekeleri konusunda bilgi vermişler. Günümüzde de kullanılan tıbbın tedavi yöntemleri olan masaj ve akupunkturu kullanmışlar. Kimdi bu? Çin değil mi? Çin medeniyetiydi. Çinler hakkında soruda bilgi verilmiş. Devam edelim. Verilen bilgiler aşağıdaki medeniyetler eşleştirilirse hangi seçenek dışta kalır? Bakın bir eşleştirme sorumuz. Dikkatli bir bakalım. Piramit adı verilen anıt mezarları yapmışlar. Kimdi bunlar? Mısır. Satraflık adı verilen eyalet sistemi kurmuşlar. Hani valilik sistemidir. Merkezden gönderilen valilerle kurulan bir sistemdir. Bunu da İran yani Persler yapacaktı. İran medeniyeti. Yazıyı bulan Sümerler'de. Matematikçileri ilk defa sıfırı kullanan da Hint medeniyetiydi. Peki Mısır, Sümer, İran, Hint, Fenike yok. Fenikelilerin en büyük özelliği neydi? Fenikeliler de 22 harften oluşan alfabeyi oluşturacaklardı. En önemli nitelikleri buydu. Evet, dersimiz burada sona erdi. Sizlerle beraber şöyle birçok bilgiye bakarak pratik sağlamaya çalıştık. Unutmayın, bakın tekrar söylüyorum sizlere. Çok iyi bir verim alabilmek için ya birinci dönem özet videolarını izleyin ya da birinci dönem hani birinci ve ikinci ünite konulu videolarını iyi bir şekilde izleyin. Oradan notlarınızı oluşturun. Gelin bu hani yazılı prova videolarını izleyin. Oradan iyi bir şekilde notlarınızı oluşturun ve çok güzel bir not tarihten alın. Tamam mı? Unutmayın. Ödüllü soruyu bu videonun yorum kısmına yazın. Daha sonra aldığınız notları da yazarsınız. Tamam mı? Çok güzel bir not almanız dileğiyle. Hadi bakalım kendinize çok çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşça kalın.